Merhaba arkadaşlar Bukette Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizlerden gerçekten yüreğinizdeki sıkıntınıza odaklanmanızı, nereden haber bekliyorsak, bugün neyi duyarsak bize iyi gelir dediğiniz o sıkıntınız, o beklediğiniz ne ise oraya odaklanmanızı istiyorum. Kolektif açılımı neticede bu uyan sizin olsun uymayan evrenin olsun niyetleriyle dinleyiniz. Ve tabii ki de neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra sizinle gördüklerimi paylaşıyor olacağım. Uyan sizin, uymayan evrenin olsun dedikten sonra şöyle bir bakalım neler söyler burası bize. Oy, sıkıntılar büyük diyor, ilgi dağılmış. Sadece de tek bir dert yok, birden fazla dert var diyor yani. Eee... Geleceğinizi düşündüğünüz bir kişi ile e, karşılıklı bir konuşma halindesiniz. Şimdi bu sizin iç dünyanız olduğu için hesaplaştığınız bir yer burası. Hani bunu zihninizde mi yapıyorsunuz? Yoksa hesaplaşmak mı istiyorsunuz? Bunun cevabı sizde arkadaşlar. Çünkü bu sizin bilinçaltınızın bellek olarak baktığı ayna kısmınız. Ne ister herkes farklı bir şey söyler. Hani ben sizi dersiz görürüm de ay vallahi bu da ne derdi yok işte ne kadar rahat insan derdi hani insanlar tanımadan. Uzaktan da bulun sesi misali. Oysa ki içiniz kan ağlar ama hiç kimseye belli etmezsiniz ya. Hani aslında kan kusarsınız da kızılcık şerbeti içtim dersiniz ya. Bu sizin kan kustunuz kısım aslında. Ve orada birisiyle net bir şekilde karşılıklısınız ve bu insan sizin geleceğinizi etkileyecek olduğunu bildiğiniz birisi. Yani sizi geleceğe götürecek birisi. Şimdi evladınızın geleceği içindir, eşinizdir zaten, e, patronunuzdur, yarınınız ne olacağını konuşuyor, düşünüyorsunuzdur. Ama bu bilinçaltı net bir şekilde burada hesaplaşma e, mücadelesi veren bir karakter olduğunuzu göstermekte arkadaşlar şimdi şöyle görüyorum açıkçası. Birisi var tam sırtınızda. E şimdi o insana bakmakla mükellefsiniz siz. Eşinizdir, çocuğunuzdur, ailenizden birisidir bilemem. E i̇ş arkadaşınızdır, tam da size bağlıdır. Siz yaparsınız, sizden iş çıkar, ona gider. Hani öyledir ya. İşte şu e, işte siz işi yaparsınız. Orası sonrası o devamını getirttireceği bir şeydir. Oradan da başka biri devamını getirttirir. Herkes bir kısmını yapar. Zincirlemesine mi bağlı bilemedim. Kafanızın Kafanızdan dumanlar tütüyor arkadaşlar. Maddi anlamda da çünkü ciddi bir beklentiniz var. Şimdi oturmuşsunuz. Oturan bir boğa görseli çıkmış. Ee, boğa görselinin karşısında oturan bir ses çıkmışsınız. Şimdi bunun anlamı şu açıkçası. Ee, şöyle. Yani aşmam gereken bir sıkıntı var ben bu sıkıntıyı nasıl aşacağım diye biraz şükür, biraz namaz kılar, biraz dua eder, biraz düşünür. Bunun adı ne bilmiyorum ama manevi bir şey hali var burada açıkçası söyleyeyim. Hem de çok net güzel ama bu manevi anlamda bir dinginlenme, dinginleşme artık tam Türkçesi neyse nasıl ifade edeceğim bilemedim. Ruhani bir huzur arayışı bu. Önünüzde bu boğayı atlatmaya çalışmışsanız. Şimdi bu boğaya kanca var aşağıda duran. Hani sen temizledikçe arkasından iş getiren. Sanki sen toparladıkça arkasından bir sıkıntı yaratan. Ve bu oturan boğa iki kişiden oluşuyor. Yani senin aslında sorunun bu iki tane iki kişiyle sorunun var ya da. iki tane insanın ne olacağıyla ilgili sıkıntıların var ya da. Biri patronundur biri de ablandır. Örnek veriyorum şu an yani. O yüzden böyle bir sıkıntılı ay var ya kafanız gör, şuradaki sıkıntının altındaki şeyi görüyor musunuz? Bak kafanızı resmen o, o iki tane sıkıntı hop diye otursa pertsiniz yani. Gerçekten bu aşamayacağınız e, mücadelelerinizin olduğunu cık, yanlış ifade ediyorum. Boyunuz aşan sıkıntılarınız var arkadaşlar. Başkası olsa çatlar. Siz yine güçlüymüşsünüz atlatmaya çalışıyorsunuz. Bak S harfi yine burada var. Bir 2, 3 kişi. Hani böyle boks meydanındasınız yani. Boks arenaya çıkmışsınız. Herkes bakalım. Hodri meydan. Herkes tekteki taşları döksün. Sen ne yaptın? Sen ne dedin? sen ne yapacaksın? Anne baba evlat mıdır? İşte üç arkadaş mıdır? Üç kardeş midir? Burada cevaplar sizde sevgili dinleyenlerim. Yani siz üç kişi olarak üç arkadaşsınızdır. Üç avukat bir ofis tutmuşsunuzdur. Ofisle ilgili bazı sorumlulukları alamayan diğerleriyle ilgili de olduğunuz bir sıkıntı. Hadi bakalım. Sen niye elektriği ödemiyorsun? Sen niye su ödemiyorsun? Doğalgaz hani benimdi. İşte mış mış bir şeyler. Ama sonuç olarak tam da bugününüzde tamamen bu üçlünün bir araya gelip yüzleşme anlamında gördüğüm bir hesap görme süreçleri var. Bir horozunuz bir haber beklentiniz çıkmış. Çok net bir şekilde o haber gelmeden Ağustos'un 20'sinde şunu yapacağım ama haber gelsin ona göre yapacağım. İşte A'yı mı yapayım B'yi mi yapayım habere bağlı. Beklediğiniz şey adım atmanızı engelleyen biraz erteleten bir şey. Erteleme sebebi de hani habere göre hazırlıklısınız. Hazırlanmadığınız yerden soru gelmez merak etmeyin. Hani içinizi rahat tutun. İki planınız var, iki seçeneğiniz var. Bu iki seçenekte de net bir şekilde hazırlıklısınız. Biraz geçmiş biraz gelecek arasında net bir işte dedim ya az önce de geçmişten ziyade geleceği taşıyacak bir insanla bir durum. Belki de o gün işte hani iç dünyanız demiştik kızılcık şerbeti kan kustunuz yer. Bugününüzde işte belki de o beklediğiniz haber tam da bu konularla bağlantılıdır. Ayna kısmında bunu göstermişti bugününüze geldiğimde iç kısmınızda da net bunu gösteriyor demek ki haber gelsin ve bir an evvel işlem başlasın dediğiniz bir noktadasınız ve de arkadaşlar bu insan çok net bir şekilde s harfi de var burada açıkçası s harfi sizde ya da onda vardır bilmiyorum asusun sonuna kadar şunu şunu yapacağım artık start verilsin dediğiniz bir süreçtesiniz kafalarınızı biraz karıştırıyorlar iki tarafı da karıştırıyorlar çok fazla söylem var burada arkadaşlar ve bu söylem gerçekten herkesi karıştırır türden zaten e, miş Mişmışlar çok laflar çok hani <laughs> e, her çokoloklar çok arkadaşlar öyle bir laf var bilir misiniz? Herkes her şeyi biliyor her çokolok diyelim ona biz Türkçe çok birazcık tabii ki de e, argo bir kelime o gerçi temiz bir argo bence çok var çünkü bu ara artık etrafımızda herkes her şeyi biliyor doktorda kesilen var mimarda kesilen var avukatta kesilen var yani birimizde bir şey bilmiyoruz diyelim bir arkadaş bilmiyorsak da bilmiyoruzdur yani şey gibi hani turistlere tarif ediyorsun ya ben bilmiyorum desene işte insanlar niye gezdiriyorsun boşu boşuna bilmiyorum de kamu kapansın yani ee, şimdi şöyle arkadaşlar işte çevrenizdeki bu tarz insanlarla biraz yorucu mücadelenizin olacağını söylüyor burası. Bir de 53 rakamı ya, S3 görüyorum ben burada. Şimdi bana kalsa S harfindeki bir insanla Ağustos'un 3. haftası yani şimdi biz ilk haftasındayız 2. haftasındayız hatta değil mi? 3. <laughs> haftası demiyorum bak. Evet yani daha yeni başındayız artık işte. Dolayısıyla sanıyorum 3. haftası 20'li sonrası işte bir e, S harfi ile alakalı bir bilinmezliğin sonlanmasını veriyor. Rahatlayacaksınız. Bu iyi ki bilinmezlik sonlandı diyeceksiniz. Bir S durumunuz var. Sadece şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şey hali var orada birazcık. Ya siz aslında farkındasınız. Yaptıklarınız çok fazla. Mesela bir tezgaha gidersiniz tezgahta sıfır müşteri varken hop bir böyle aşar. Şimdi siz de farkındasınız. Yani ya öncüsünüz mesela sülalenin öncüsü sizsinizdir. İlk siz yapmışsınızdır sonra diğerleri cesaret etmiştir. Ama başta kınarlar yani. Önce kınanırsınız sonra yaparlar. Hem <laughs> de kınayan insanlar da yapar arkadaşlar bu işler böyle olur ya. Başınıza bu geliyor resmen. Şimdi sizden uzaklaşmış 3 kişi var ya da e, bu olaylarınızın haricinde bir iki kişiyle biraz mesafeli bir iletişim haliniz var. Bu da araya mesafe gireceği anlamına girebilir. ya da işte e, sadece telefonla iletişim kurabileceğiniz anlamına gelebilir. E, Onlara böyle aşağıdasınız, haneye yakın bir bağ olarak vermiş. Aile bağından iki kişiyi bir şeyler anlatıyorsunuz ama hali yani önceliğiniz buradaki işte şeyken bu sıkıntılarken 20'sinden sonra 3. haftasından sonra müthiş rahatlamayla aşağıdaki aile fertlerine de daha verimli vakit geçirirsiniz. Daha sık görüşürsünüz ya da daha hmm, net toparlanılır diyor ya burası. Güzel gösteriyor açıkçası. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Bir bisiklet motora binmiş gibi gidiyorsunuz. Hızlı bir şeyler olsun istiyorsunuz. Yani aslında Ağustos'un sonunda sonuçlanmış bazı olaylarınızı Eylül'de hemen ekmeğini yiyim istiyorsunuz diyebiliriz buraya biliyor musunuz? Net yani. Eylül'de hemen olsun. Eylül'de sabı, Eylülün tarihi var anladığım kadarıyla keşke hemen o tarih gelse diyorsunuz arkadaşlar burada. Motoru binmişsiniz gibi hız sürat motoru gibi pardon. Net bir anahtarlı anlaşma var. Şey harfini görüyor musunuz şurada? Bak şimdi bu bir kişi, bu bir kişi, ortada kalan bu kişi. Bu kişinin de ayaklarına kapanmış iki kişi var. Yani burada sizin ya arada kaldığınız bir süreç mi olacak acaba? Ama hızlıdan olsun istediğiniz bir şeylerle alakalı bu. Ben gördüm aktarayım. Burada size bir şey mesaj veriyor arkadaşlar. Hayatlarınıza mutlaka birileri sayesinde, birileriyle beraber uyan bir görsel bu. O ortadaki sizsinizdir. Aman bırak karışma diyen yani iki kişi sizin ayaklarınıza kapanmıştır. Ee, karşılıklı bir düelloya girmiş anne babadır, eşinizin anne babasıdır işte amcayla da bir şeydir yani karışma sen diyor ya bırak onlar da birbirlerini diyor netleştirsinler diyor yani. Çünkü siz kendi payınıza düşen kısmını Eylül'de hızlıca netleştirip sıra onlarda dediğiniz bir şeymiş gibi. Ya da işte tam tersi burada siz birisiyle yüzleşeceksiniz. Araya girmesini isteyen birileri var çünkü sizin meseleniz bu. Yani burada artık çünkü bir an önce olsun dediğinizde bir konudan bahsediyor. Eylül'de neyin sonuçlanmasını istiyorsanız arada kalma ihtimaliniz yüksek ya da arada kalan insanların da müdahale edememeleri mümkün. Çünkü iki kişi özellikle düşen sakın karışma. Siz mi müdahale edemiyorsunuz? Onlar mı size müdahale edemeyecekler? Bilin artık ama sonuç hızlıdan verir. Eylül ayı sizin adınıza net sonuçlar alacağınız ay bu bir. İkincisi çok konuşulacağınız bir sürekli konuşulacağınız bir çevreniz var. İki 32 gün sonrasında birisiyle dudak dudağa görünüyorsunuz. 3. Evlilik tarafına baktığım zaman çevrenizdeki insanlardan arındıktan sonra sıra sıra gelmiş insanları ve huzurla ilerleyen bir ilişki içerisinde olduğunuzu gösteriyor ilişki tarafı. E, bunun haricinde atnalı görüyorum. A harfi görüyorum. Konuşmalar çok beyaz yılan ötelenmiş. Şey harfindeki bir insanla bir konuşma yaptıktan sonra 32-37 diyebileceğim bir gün. Süreç sonrasında daha rahatlamış bir döneminiz var. Şimdi siz ortakla birine bakar mısınız? Yani ortada birinin fikri var, biri Anya'ya, biri Konya'ya bakıyor. Net iki kişisiniz. İki kişiden fikir çatışması yaşanabilir. Aynı işi yapamayabilirsiniz. Özellikle Ekim ayında. Ama köklerinizde bir açıkçası bir fikir çatışması yaşayabileceğinizi, iki ayrı işte yapabileceğinizi, ikinci işinizin birinci işinizle bağlan, hani öğretmensinizdir de. İşte kendinize bir çamaşırcı açmışsınızdır. Esnaflık yapıyorsunuzdur. durmur işte bir şekilde var bir şey orada. Yani e, kim ne iş yaptığını bilemediğim için ikinci iş. Hani size mutfakta e, muhasebeyi tuttururlar ama haricinde bir de şurada da bilmem nesinizdir. Falan gibi yani. Gibi bir çift sorumluluk mudur? E, yoksa e, tamamen burada karşılıklı İki ortaklığın tamamen farklı düşündüğünüz bir konumudur. Bunun da cevabı yine sizde sevgili dinleyenlerim. Ekim ayı itibariyle büyük nefes almalar var. Siz şu curcuna dediğiniz kendinizce yoran ki Eylül'ü hele bir gerçekten hayırlısıyla yaşayın. Çünkü net tertemiz çıkmış. Ben burayı çok temiz gördüm. E, o yüzden arkadaşlar şöyle söyleyeceğim size. E, falınızın enerjisini sevdim. Ekim ayı zaten... Rahatlamış olduğunuz bir ay olarak veriyor. Dileklerinizde tutmayan arkadaşlarım için söylüyorum. Ferah ferah tutun. Çok net ulaşacağınız bir sürece girmişsiniz artık. Yani dileklerinizin gerçekleşeceği bir açılım bu. İnşallah da öyle olsun ya. Herkes bir şekilde sınavlarıyla gerçekten canı acıyor, yanıyor bir şekilde. Ben şuna inanıyorum her şeyden önce. Arkadaşlarım her şeyden önce yaptığınız... Ee, Hatalar da vardır, yanlışlar da vardır. Ders çıkarttığınıza bakacaksınız. Bir, birileri yüzünden bugün canınız çok yanıyordur. Beddua edisi geliyor insanın. Sen beddua etmesen de. Yani aslında karşı tarafın sana yaptıklarının karşılığını görebilmeleri adına. Ee, beddua etmenle bağlantısı olmadığını bir kabullen. Sadece negatife alıştırırsın ağzını. Başkası olmaz. İlahi adaleti teslim et. Ay er geç tecelli edecek ve kimsenin yanına yaptığı kar falan kalmıyor. Geçici zafer yaşamaları canını yakıyordur. Ama Allah öyle kararlıyor ki gerçekten yazgımızı kaderimizi. Sen rahat ol için rahat tut kimsenin yanına kar falan kalmıyor. O yüzden de beddua alışkanlığınız sadece ağzınızı sadece enerjisini negatife çeken bir tesbih gibi düşünün bunu gerçekten. Boş boşuna negatif tesbih çekmeyin. O yüzden de e, ilahi teslim edin er geç tecelli edecek içinizi rahat tutun bugün şer dediğiniz bir şey yaşıyorsunuzdur tabii ki de can sıkıcıdır çok yaralayıcıdır bakın maddi manevi yüreğinize oturmuştur bu durum ama er geç tecelli ediyor umutsuz kalmayın yani bugün kapandı kapım dediğinizin yarın hangi kapıyla açılacağını ve sonunda da iyi ki de bu kapı kapanmış ya yoksa ben şunu nasıl fark edecektim nasıl görecektim diyebileceğinizi ancak size yarım gösterir. O yüzden diyorum umutsuz olmayın diye arkadaşlar. Güçlü olmak istiyorsanız umudunuzu yitirmemeniz gerektiğine inanıyorum. Tabii ki de kendi kişisel fikrim ve tecrübelerim doğrultusunda bunları söylüyorum size. Çünkü nitekim en önemlisi sağlık. Sağlığın yerinde ise her şeyi halledersin. Sen içine pozitif tut. Hep diyorum arkadaşlar Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin diye. Siz kalbi güzel olanlardan olun. E karşılığını hemen alanlardan olun diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E i̇yi ki varsınız sizlerde. Sabah ve akşam devam ediyorum bakımlarıma. Sizlerin enerjisiyle tabii ki de arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.